dediler işte. Gel güzelle para. Araç sürücülerin en çok zorlandığı noktalar nelerdir Siirt'te? Park noktasında sorun çekiyor musunuz? Kesinlikle, özellikle bu çevreye geldiğimiz zaman park sıkıntısı yaşıyoruz. Arabayı park edecek herhangi bir yer bulamıyoruz. Bu park meselesinin de bir an önce bir çözülmesi lazım. Özellikle bu çevrede büyük sıkıntı. Gördüğünüz gibi burası eski MKB Meslek Lisesi, bahçesi geçici olarak otopark olarak kullanılıyor. Buna benzer alanların Siirt'te yapılması gerekiyor mu sizce? Kesinlikle bu tarz yerlerin daha temiz ve daha düzgün bir şekilde, gerekirse cüzi bir ücretle artırılması gerekir. Belli noktalara bu şekilde olursa güzel olur. Hakikaten özellikle bu çevrede çok sıkıntı yaşıyoruz yani. Buraya geldiğim zaman arabayla gelmek istemiyorum bu çevreye. Arabanız var ama arabayla seyahat etmek istemiyorsunuz Siirt'te. Özellikle bu çevrede. Çarşı tarafına geldiğimiz zaman park yeri yaşıyoruz. Park yeri bulamıyoruz daha doğrusu. Böyle açık alanlar. Aynen öyle, bu şekilde bulduğumuz yere park ediyoruz. Araç sürücüleri park konusunda zorluk yaşıyor mu? Yaşadıkları zorluklar nelerdir? Vallahi çok zorluk yaşıyoruz. Yani park yeri çok zor buluyoruz. Zaten görüyorsunuz, burası park yeri değil normalde ama yine de buraya park ediyorlar. Başka yer yok. Açık alanlara park ediyorsunuz. Bir de genellikle Siirt sokaklarında çift sıra park yapan araç sürücüleri var. Evet. Bu konuda zorlanıyor musunuz? Sizler zorlanıyor musunuz geçişte? Zorlanıyoruz tabii ki. Yani daracık sokakta çift yönden park ediyorlar. Peki vatandaşın talebi ne daha çok? Yani güzel bir yer yapsalar otopark için güzeli de olurdu. Araç sürücülerinin en çok zorlandığı nokta nedir Siirt'te? Vallahi park sorunudur. Sizce bu park sorunu nasıl çözülür? Çözülmesi gerekiyor. Büyüklerimizden onu bekliyoruz. Otopark konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Evet. Yaşıyoruz. Aracınızı daha çok nerelere park ediyorsunuz? Sizler de yola park ediyor musunuz? En çok yollarda dikkat çekiyoruz. Yolun dibine park yapıyor. Millet geçemiyor. O yüzden millet de buraya çoğu getiriyorlar yani. Yetkililerden talebiniz nelerdir hani? Park sorununu hakkında bir çözüm bekliyor musunuz? Abi yetkililer zaten çözmüyorlar ki. Yani çözseydi iyi olurdu. Siirt'te çözümü yok. Şu an açık bir otoparktayız. Geçici olarak kullanılan bir otoparktayız. Sizce Siirt'te park sorunu var mı? Bir şoför olarak ne düşünüyorsunuz? Çok var. Bak hepsi yol üzerinde. Hepsi bütün araçlar da yol üzerindedir. Park sorunu olmaz mı yani? Siz nerelere park yapıyorsunuz genelde? Bulduğunuz yere park yapıyor musunuz? Yere park ediyoruz. Otopark yok ki gireceğiz. Peki şoförlerin talebi ne oluyor peki? Araç sürücülerin talebi? İstiyor ya. Resmi otopark istiyor. Bak bu binanın altında bir otopark yapacaklar. Bazıları yapamışlar. Halbuki o aşılması lazımdı. Yok. Şehrin diğer noktalarında çünkü Güreş Caddesi birçok caddede ne yazık ki araçlar çift sıra park yapıyor. Doğru. Bu durumdan şikayetçi misiniz? Nasıl şikayetçi olmasın? Giremiyorsun ki. Bir duruyorsun, o biri geçiyor. Hep doludur. Bütün yollar dolu. Vatandaşın talebi nedir peki bu konuda? Otopark. Güreş Caddesi trafiğe kapandığından beri sürekli bir park sorunu var. Trafik sorunu var. Bu artık son zamanlarda araçların sayısının artmasıyla beraber çok kontrolsüz bir hal aldı. Özellikle bu cadde olsun, bulunduğumuz cadde olsun, bir sonraki cadde olsun. Bunların hepsi Hami Efendi Caddesi ve diğer caddelerin hepsi park sıkıntısı yaşıyor. Genelde çift park ediyorlar, sağlı sollu park ediyorlar. Hep girişlerde, çıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Şahsen ben kendi aracımı yani hatırlamıyorum, kendi dükkanımın önüne çektiğini hatırlamıyorum. Zaten bu tarz gördüğünüz gibi yıkım falan bir şeyler olduğu zaman tam iptal. Hiç yaklaşamıyoruz bile, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda acil durumlarda itfaiye ve 112 acil servislerinin de geçişi zorlanıyor. Geçen gün burada da yine bir zorluk yaşadı araçlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani acil müdahale ekipleri zaten hemen müdahale etmesi gereken yerlere ulaşamıyorlar. Çünkü çift park olduğu zaman geçemiyor buradan bütün araçlar. Hepsi olduğu gibi kalıyor. Bu ne olsa büyük araçların hepsi tıkanıyor yani. En önemlileri de itfaiye, ambulans, bunların hiçbiri geçmiyor. Sıkıntı oluyor tabii, gidecekleri yere, ulaşacakları yere varamıyorlar. Vatandaşın talebi ne peki burada hani? Ya biz söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Yani bu parkın bir sıralı olması lazım, bir şekilde olması lazım. Bir dinliyorlar bizi, bir şey yapmıyorlar ama yani. Getiriyoruz. Araç geliyor burada, trafik iki anons yapıyor. Basıyor gidiyor ondan sonra, ama ceza kesiyor ama kesmiyor, bilmiyoruz yani ne olduğunu. Sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz burada.
Ya otoparktan o bir bina yaptıkları zaman altına otopark yapmaları lazım. Hani park bahçe yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bunun yanına, sağına, soluna bir otopark yapmaları lazım. Araçlar için bir şeyler düşünülmesi lazım. Yoksa bu sıkıntı hep böyle devam eder. Hani o gelecek yola park edecek, öbürü gidecek onu sağına park edecek, soluna park edecek. Bu sıkıntı bitmeyecek. Ama bir bina yapıldı, altına otopark yapılsa o zaman araç oraya çekecek. Yapıyorlar. Devlet bina yapıyor, otopark yapmıyor. Kendi yaptığı binanın altına otopark yapmıyor. E bu da sürekli bir sıkıntı yaratıyor tabii ki. Vatandaşların, daha doğrusu araç sürücülerinin en çok zorlandığı nokta nelerdir? Park sorunu var. Geçmiş dönemdeki belediye yönetimlerinin bir takım yolsuzluklarla binaların altlarında garaj olması gerekirken bodrum katları vererek bir şekilde halkın araçlarına, mallarına gasp ettiler. Yani bu bir hak mağruriyetidir. Bu konuda vatandaşları mağdur ettiler. Bu hem müteahhitlerin sorumluluğu var, hem geçmiş dönem HDP yönetiminin sorumluluğu var. Bundan kaynaklanıyor park sorunu. Sizler araçlarınızı daha çok nerelere park yapıyorsunuz? Park yeri bulabiliyor musunuz? Bulamıyoruz. Ne yazık ki ara sokaklarda uzak kenar mahallelerine kadar yani dumdolu. Bulduğunuz boş yere park ediyorsunuz? Yani bulduğunuz boş yere park edebiliyoruz. Bulursak park ediyoruz.